İnanılmaz bir hazırlık içine girdim. Ne konuşacağım, ne yapacağım, ne anlatmam gerekiyor. Hiçbir fikrim yoktu. Ve çok güzel bir metin hazırladım sizlere. Şahane. Hatta güzel bir roman kıvamında. Çok uzun cümlelerin olduğu. Belki bir cümle 4-5 satıra denk gelecek şekilde. Pratiğini yapmaya çalışıyorum. Ezberlemeye çalışıyorum. Dün akşam çok ani bir kararla size bu metni sunmamaya karar verdim. Ve bütün emeklerim bir yandan çöpe gitmiş gibi hissediyorum ama aslında kendi sınırlarımı zorlamak istiyorum. Bugün de sizlerle paylaşmak istediğim şey de aslında bu sınırları zorlamak. Bu kadar heyecanlı olmaya, bu kadar konuşmaya, nasıl söyleyeceğim bilmiyorum şu anda. Çünkü gerçekten çok heyecanlıyım. Alışkın değilim topluluk önünde konuşmaya. Çünkü mesleğim gereği çok yalnız ve bireyselim. Genelde atölyemde kedilerimle beraber resim yapıyorum. Ve alışık değilim kelimelerle bunları bu kadar ifade etmeye. Çünkü benim medyumum, anlattığım biçim boyalarla. Ben arkada gördüğünüz işler benim resimlerim. Kadın portreleri yapıyorum, erkek portreleri yapıyorum. Ve kurgusal portrelerle hikayeler anlatmaya çalışıyorum. Size bugün kendi serüvenimi anlatmak istiyorum. Sanatın belli bir reçetesi yok aslında. Birçok farklı sanatçı farklı türde işler yapıyorlar. Kimisi kendi kabuğunda, kendi atölyesinde çok sessiz sakin yaparken bazıları bir gezgin gibi hareket halinde resim üretiyorlar. Benim için kozmopolit şehirler, kalabalık sokaklar, caddeler, insan gruları o kadar önemli ve ilham verici ki. Çünkü bunların hepsinden bir hikaye almak, onların hayatlarını düşünmek muazzam bir şey. Bugün çok güzel insanlarla tanıştım buraya geldiğim zaman. Ve kafamda her zaman belirli sorular var. Bu insanlar ne yapıyor? Nasıl bir aileden geliyor? Nasıl bir evde oturuyor? Yatak odasının rengi ne renk? Akşam yemeğinde ne yiyorlar? Ve baktığınız zaman aslında hepimiz birer hikayeyiz. Bugün burada birçok genç var. Ve sizler için çok güzel bir hayat var önünüzde. Meslek seçimi yapacaksınız. Ne meslek seçerseniz seçin, mühendis, mimar, doktor. Bugün anlatacağım konuşmanın aslında hepinize farklı bir vizyon katmasını istiyorum. Çünkü insanlık için her birimizin birey olarak hikaye kurmamız gerektiğini ve hikayelerle yaşadığımızı ve bu hikayelerin hayatımızı güzelleştiğini paylaşmak istiyorum. Ben geçen sene İstanbul'a temel dönüş yaptım. Amerika'daydım. Ondan önce eğitim hayatım bir süresinde de yurt dışındaydım. Ve farklı dillerle kendimi tercüme etmenin deneyimini yaşadım. Farklı dillerle okudum, yazdım, çizdim, insanları dinledim. Ve fark ettim ki ne kadar farklı diller de olsa insanların paylaştığı şey aslında çok benzer. Hepimiz hikayelerimizi paylaşıyoruz günün içinden. Ve nereye gidersek gidelim, dünyanın bir ucuna veya burada, hikayeler baki kalan şeyler ve bizi aslında birleştiren şeyler. İstanbul'a döndükten sonra en keyif aldığım şey tarihi Yarımada'yı gezmek, Çengelköy'e gitmek, oradaki eski yapılara bakmak, Nişantaşı'na gitmek, Arnavut binalara bakmak. Ve bu yapıların arasında gezerken, tuğlaların arasında, surların arasında gezerken veya eski bir parka gittiğim zaman hep aklımda şu sorularla geziyorum. Bu evde kim yaşıyordu? Bu sokakta kim yürüdü? Vakti zamanında bu park nasıl bir yerdi ve kimler burada yürüyordu? İşte benim resimlerimin hikayesi tam bu noktada başlıyor. Nasıl, kim ve neden sorusunu sorduğum zaman. Ve İstanbul öylesine muazzam bir şehir ki aslında bize bütün bu soruların cevaplarını tarihi zenginlik içinde çok güzel bir şekilde veriyor. Mesela şu anda heyecandan ne söyleyeceğimi unuttum. Çok kötü bir giriş oldu. Teşekkür ederim. Evet, İstanbul'dan bahsediyorduk. İstanbul benim için gerçekten muazzam bir şehir. Sizler için de öyle olduğuna inanmak istiyorum. Çünkü çok çok fazla element var içinde. Benim için İstanbul çok ikilemler şehri gerçekten. Çok enteresan ikilemler var bu şehirde. Unutmak ve hatırlamak. Hafızanın ve unutmanın şehri. O kadar hızlı yaşıyoruz ki bu hisleri. Aynı zamanda sevdanın, nefretin, gökdelenin ve gecekondunun birleştiği bir şehir.
İstanbul'a geldikten sonra maalesef bu estetik yoksunu yapılanma ve kentsel dönüşüm epey bir canımı sıktı. Çünkü alışkın olmadığım görüntüler görmeye başladım. Ama onun yanında inanılmaz bir vizyon verdi bana. Tekrardan aynı soruya geri döndüm. Burada kimler yaşıyor? Bu sefer o eski köşklerde sorduğum soruları Gökdelenler Penthouse'unda sormaya başladım. Ki bizim tarafta, Anadolu yakasında bu kentsel dönüşüm muazzam bir şekilde ilerledi. Ve evet, burada kimler yaşıyor? Burada ben yaşıyorum, sizler yaşıyorsunuz. Bizler gündelik hayatımızı devam ettiriyoruz bir şekilde. Kimimiz işe gidiyoruz, 9'da gidiyoruz, 5'te çıkıyoruz. Ben genelde işe gitmiyorum, evden çalışıyorum. Onun için çok şanslıyım. Ama bir şekilde hayatımızı geçiriyoruz ve çok hızlı geçiriyoruz. Yavaş geçirmiyoruz. Bugün birazcık yavaşlatmak istiyorum hayatı, durdurmak istiyorum sizlerle beraber. Ve ufak hikayelerimi anlatmak istiyorum sizlere. Ben 4 yaşındayken annem beni mutfak tezgahının üzerine oturturdu. Ev hanımıydı. Bana bakardı ve ne zaman yemek yapsa bana hikayeler anlatırdı. O zamandan beri de hala mutfak tezgahında oturuyorum. Yani bu yaşta, bu kiloda biraz zor oluyor gerçi. Yaşım ilerlediği zaman anneannem kurşun dökmeye başladı. Ve döktüğü kurşunlardan şekillere bakarak yorumlamaya başladı. Ben o küçük aklımla bir insanın katı bir maddeye bakarak ne görebildiğini ve nasıl hayal kurabildiğini fark ettim. Ve bu çok enteresan bir şeydi. Mesela benim şu anda elimde 2 tane taş var. Ve bunlar bana neyi çağrıştırıyor? Ve size neyi çağrıştırıyor? Daha sonra 2011 yılında çok talihsiz bir şey geldi benim ailemin başına. Ve benim ablam çok ciddi bir operasyon geçirdi. Göbek deliğinden aşağı doğru yaklaşık bir karış uzunluğunda bir yarık var karnında. Ben o zamanlar resim öğrencisiyim. İnanılmaz hayallerim var Türkiye'de olmama rağmen. Ve ben ablamın hastaneye ziyarete gittiğim zaman korkusuzca onun yarasına baktım. Çünkü her zaman benim için insan bedeni inanılmaz güzel bir malzemeydi. Hani bakıyorum etrafınıza, saçlarımızı boyuyoruz, kilo veriyoruz, dövme yapıyoruz, piercing yapıyoruz, küpe takıyoruz. Bedenimize çok oynuyoruz ama bunu çok farkında olmadan yapıyoruz. Benim için bu çok bilinçli bir tercihti. Ve ablamın yarasına baktığım zaman bedeni ne kadar katı, ne kadar kesildiği zaman alışkın olmadığımız görmeye ve bizi korkutan bir şey olduğunu keşfettim. Ve o tarihten itibaren yaklaşık 8-9 senedir her zaman kesikleri ve yaraları olan portreler yapmaya çalışıyorum. Bunu yapmamın amacını size anlatmak gerçekten çok zor. Çünkü başta da söylediğim gibi kelimelerle anlatamıyorum ben ne hissettiğimi. Ama bugün bunu deneyeceğim. Umarım anlaşılabilirim ve sürçülisan etmem. Bizler her daim kendimiz gibi olan, bizim gibi gözüken, fiziken, ruhen, ideolojik olarak hep aynı insanları bir araya getirmeye çalışıyoruz. Bu çağımızın bence en büyük problemi ve en büyük tehlikesi. Bir fanusun içindeyiz. Ve daha da kötü olan şey, bu fanusun içine girmekle yetinmiyoruz. Kurduğumuz çemberin etrafına çok kalın ve yüksek duvarlar örüyoruz. Aynı şehirde yaşamamıza rağmen küçük insan toplulukları birbirinden habersiz ve nefret dolu büyüyorlar. Ben bugün burada bununla ilgili konuşmak istiyorum. Ve bu duvarları nasıl yıkabileceğimizle konuşmak istiyorum. Çünkü bunu yapmak ancak bizim elimizde. Sanatın birleştirici gücü benim konuşmamın adı. Evet, sanat belki hayat kurtarmıyor. Belki hasta olan birini iyileştirmiyor. Evet, çoğu zaman ekonomik ihtiyaçlarımızı da karşılamıyor. Ama sanatın çok ciddi ve azımsanmayacak bir önemi var. Ben bugün sırf resim sanatından konuşmak istemiyorum. Romanlar, filmler, müzik, aklınıza ne gelirse
tahmin ettiğinizden çok daha fazla hayatımızın içinde ve çok önemliler. İyi bir sanat eserinin bana göre yapması gereken şey şu: o kurduğumuz geniş ve kalın duvarlarda delikler ve çatlaklar oluşturmak. Biz onlar vasıtasıyla öteki dediğimiz, kendi grubumuzun dışına attığımız insanlarla kaynaşabiliriz. Ve o zaman bu insan grupları o duvarları yıkıp tekrar bir araya gelebilir. Bakıyorum, dünyanın her yerinde bu böyle. Nefret cinayetleri, kadına şiddet her geçen gün artıyor. Bu beni inanılmaz mutsuz ediyor ve eminim herkesi de çok derinden etkiliyordur. Bunların sebepleri, çünkü biz kendimiz gibi görünmeyeni yok etmeye, kurutmaya, onları karanlığa hapsediyoruz. Anlayamadığımız, anlamlandıramadığımız, bizden olmayanı çok uzağa itiyoruz. O karanlıkta hapsolmaya mahkum bırakıyoruz. Sanatın burada görevi, ben ve onun arasında bir ilişki kurmak. Benim vücudumda çok ciddi bir yara yok. Ama yaralı kadınlar yapıyorum. Çünkü ben o olmayı seviyorum. Ben onun ruh haline bürünmeyi seviyorum. Onu düşünmeyi seviyorum. Benim bedenimde olmayan bir varlığa, bir olasılığı düşünerek, empati kurarak farklı bir bünyeye bürünmek istiyorum. Ve bunu yapmak bana öylesine bir insan hikayeleri veriyor ki, keşke bunlardan birazcık büyüklerini hazırlasaydım, sizin de dikkatinizi çekerdim. Bunu idare edeceğiz artık. İnsan gerçekten anlamlandıramadığından, görmek istemediğinden, rahatsız olduğundan korkuyor. Biz yaralarımızdan korkuyoruz. Bu sırf fiziki yara değil. Kalp yarası da olabilir. Hayal kırıklıkları olabilir. Aile ilişkileri olabilir. Ve bunları saklıyoruz. Ve öyle bir güzel paket sunuyoruz ki etrafımıza. Evet, aslında hiçbir yaramız yok gibi. Ama aslında var. Birazcık bu duvarlarımızı indirmek, hikayelerimizi paylaşmak, hayallerimizi paylaşmak o kadar değerli ve o kadar kıymetli ki, çünkü insan olduğumuzu ancak böyle hissedebiliyoruz. Ben bugün sizlere hakikaten çok daha farklı şeyler anlatmak istemedim. Çünkü maalesef görüyorum, etrafımda yaşadığım ve beni en çok derinden etkileyen duygu bu. Nefret, hoşgörüsüzlük ve ön yargılar. İsterim ve dilerim ki bütün insanlar ötekileştirmesin ve hiçbirimizi duvarın diğer tarafına itmeyelim. Her zaman aramızda farklar olsun ve biz o farklarımızı sevelim. Güzel çimenler, çiçekler olsun ama aşılmayacak duvarlar olmasın. Ve sizler ne meslek seçerseniz seçin veya neler yapıyorsanız yapın, o duvarları oluşturmamaya çalışın. Bunu oluşturduğunu hissettiğiniz insanların da lütfen beğendiğiniz bir romanı, izlediğiniz bir filmi veya çok hoşunuza giden bir sergiye götürün. Çünkü herkes, mutlaka herkes, sanatın herhangi bir dalında kendinden bir pay bulacak ve birlikte bir şeyler paylaşabileceğiz. Ve hikayeler yazın, hayaller kurun. Hiçbirimiz hayalini kurmadan bir noktaya gelmedik ve gelmiyoruz. Ben hala o kadar çok hayal kuruyorum ki ve bir gün hayallerimin çok daha fazla gerçekleşeceğine inanıyorum. Ve hikayeler yazın. Hayaller kurun, hikayeler yazın. Kalbinizi genişletmeye çalışın. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim.